Bu yıl serginin teması Dünyadan Çıkış Yolları. Sami Baydar'ın 1990 tarihli bir metninden alıntı. Dünyadan çıkış yollarını yalnızca odalara kapatılan çocuklar bilir. Yani fiziksel bir kısıtlılıktan söz ediyor. Ama o fiziksel kısıtlılık hayal gücünü de açan bir şey. Ve o hayal gücüyle birlikte dünyayı dönüştürebileceğimize, dünyayı farklı bir anlam yaratarak değiştirebileceğimize dair bir düşünce. Burada da performansı Alper Aydın kazarak bir koza örüyor ve o kozanın içinde kalacak. Yerleşmekle ilgili, inşa etmekle ilgili ama sadece kendi bedenini ve var olan toprağı kullanarak yapıyor. Mesela şu karşıda Şapusa kardeşler, onların projeleri var. Arılar için bir tatil köyü, ismi The Resort. Ya da mesela buradaki bu peri bacasının içindeki güvercinlikte Iris Ergül var. Dönüşmekte olan şamanik hayvanlar görüyoruz bir mağaranın içinde. Nermin Er bize durup dinlememizi, yani doğayı, ağacı dinle diyor, işte yeri dinle diyor, kayayı dinle, vadiyi dinle, suyu dinle. Bize aslında sessizliğin sesini duymamızı öneriyor. Deniz Gül'ün Arzu'nun Kanatları isimli işi çok aslında basit bir materyal. Yani gökyüzünde genelde çatılarda görmeye alışkın olduğumuz çatı kiremitlerinden iki dev kanat yaptı. Ve izleyiciyle bütünleşen bir şey o aslında. İzleyici yaptığında izleyiciyi mitolojik bir figüre, dev kanatları olan bir figüre dönüştürüyor. Melekle bu dünyadan ayrılınır aslında. Ama bu işte melek kanatları yerde, zeminde ve daha köklenmek ve topraklanmak gerektiği bir yer. Bence dünyadan çıkış yolları. Sofa Oteli'nin içindeki Halil Altınlar'ın Space Refugee. Serginin çıkış noktası ya ülkelerini savaş yüzünden terk edip de hiçbir ülke onları istememesinden dolayı o zaman biz mültecileri Mars'a yollayalım önerisiyle ortaya çıktı. Yaşam Şaşmazer'in çok güzel bir heykeli var böyle aşağıda bir mağarada. O mağaradaki işinin ismi Tahribat. İnsan ve doğa arasındaki ilişkiye bakıyor. İnsanın işgalciliğini tersine çeviriyor aslında. Karşımızda gördüğümüz Erda Aksel'in karşılaştırmalı belirsizlik aslında hem bizim ölçümümüzün belirsiz olduğunu hem de bu doğadaki yanılsamayı ikisini bir araya getiren bir yataylığın içinde o yataylığa zikzakla da böyle bir dinamizm katan bir iş. Karin Sander'in En Yüksek Notalara Çıkmak diye müzikle ilgili orada mesela bir performans var. Blitz konser dedikleri yani yıldırım konseri. Orada da öğrencilerle ışıkla konser verildi. Aslında yani ses olmadan ışıklı oldu. Çünkü festival aslında bir oluş anı. Yani bir süreç. O sürecin içinde çağdaş sanat ne yapabilir, nasıl tavır alır? Biz bütün bunlara da bakıyoruz.